teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ben de önce bu toplantıyı düzenleyenlere, böylesine başarılı toplantıyı gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. Beni davet ettikleri için ayrıca memnuniyetimi ifade edeyim. Benden istenen konu toplumsal sınıflar, Atatürk'ün emekçi politikası. Bu açıkçası tarihte tozlu sayfalar arasında kalan bir konu mu yoksa güncel bir konu mu? Ben güncel bir konu ile bağlantılı olarak ele alacağım. Mesele şu, Türkiye bir demokratik devrim sürecinden geçiyor. Tarihte birçok demokratik devrimler oldu. 1568-1648 Hollanda demokratik devrimi, 1640 İngiltere Cromwell devrimi, 1776 Amerikan Bağımsızlık Savaşı gibi bir demokratik devrimdir. Büyük Fransız devrimi, Türkiye'de de 1876-1908 ve Mustafa Kemal Paşa'nın taçlandırdığı o büyük demokratik devrimimiz. Fakat 1945 sonrasında bu demokratik devrimden ciddi geriye gidişler oldu ve bugünün gündemi demokratik devrimimizi, yani Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği devrimleri koruyup ama korurken geliştirerek sürdürmek. O nedenle günümüzde Mustafa Kemal Paşa'nın yaşadığı dönemden farklı bir olgu var. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın yaşadığı dönemde bu konuya nasıl yaklaştı onu ele alacağım. Konu da demokratik devrimde işçi sınıfının rolü. Mustafa Kemal Paşa döneminde bu farklıydı. Bugün Türkiye işçi sınıfı çok büyük bir mücadele, birikim, deneyimine sahip. Türkiye'nin %70'i ücretlerden oluşuyor, işçilerden ve memurlardan oluşuyor. Ve Türkiye'nin önümüzdeki dönem bu demokratik devriminde belirleyici güç işçi sınıfımız olacak. Ama Mustafa Kemal döneminde bu böyle değildi. Bunun nedenlerini ve Mustafa Kemal Paşa'nın 1923-1938 döneminde işçi sınıfına ilişkin olarak uyguladığı politikaları, o mantığı anlatmaya çalışacağım. Birincisi, demokratik devrimlerin, bütün dünya demokratik devrimlerinde de bizim 1876-1908 ve daha sonraki demokratik devrimimizde de 3 temel hedef vardı. Bir, bağımsız bir devlet kurmak. Bu devletin siyasi bağımsızlığını tamamlayacak bir iktisadi altyapı oluşturmak. Birinci temel unsur budur. İkincisi, feodalitedeki o kulluk anlayışının kırılması ve insanların birer özgür yurttaş haline gelip getirilmesi. Bu Türkiye'de şeyhlerin kulu, tarikat ağaların kulu, kadınlar için erkeklerin kulu, halifenin kulu, padişahın kuluydu. Mustafa Kemal Paşa bunu kırmaya çalıştı. Üçüncüsü de bir millet oluşturmaktır. Bu İtalya'da 1860-1870 döneminde gerçekleştirildi. Almanya'da 1834'te başlayan, 1871'de sonuçlanan bir süreçti. Bütün bunlar bir millet oluşması açısından kritik hedeflerdi. Türkiye'de de Osmanlı'dan devraldığımız yapı bir ümmet idi, etnisteler topluluğuydu, Türklerin aşağılandığı, etrakı bir idrak, yani kafası çalışmayan Türk denilen bir kitleydi. Bunlardan bir millet yaratmaya çalışıyordu. Şimdi hemen soru şu, Mustafa Kemal Paşa bunu yaparken işçi sınıfı açısından nasıl bir yaklaşım içindeydi? İşçi sınıfının bu dönemki politikaları neydi? Günümüzdekiyle karşılaştırabilmek açısından Mustafa Kemal Paşa'nın izlediği bu yolu iyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü özellikle işçi sınıfı tarihine ilişkin bazı kitaplarda yalan yanlış iddialar var. O yıllarda sanki çok güçlü bir işçi sınıf hareketi varmış da Mustafa Kemal Paşa onlar üzerinde baskı uygulamış gibi ya da İstiklal Savaşı içinde işçi sınıfı büyük katkılarda bulunmuş gibi iddialar var. O zaman birincisi, Mustafa Kemal Paşa'nın işçi sınıfına ilişkin tavrını belirleyen deneyimler nelerdi? Mustafa Kemal Paşa'nın yaşadığı dönemde işçi sınıfı ne durumdaydı? Ve 23'ten sonra bu konudaki politikalarının belirlenmesinde Mustafa Kemal Paşa'ya ışık tutan noktalar nelerdi? İşçilerin ilk yaygın örgütlenmesi 2. Meşrutiyet sonrasında, yani bizim milli demokratik devrimimizin ikinci aşamasından sonra sendikalar kuruldu. Bu sendikaların çeşitli eylemleri var. Ancak burada Mustafa Kemal Paşa'yı da ve iddiatçıları da rahatsız eden bazı unsurlar var. İşçi sınıfı örgütlülüğü her zaman işçilerin çıkarları doğrultusunda gelişmez. İşçi sınıfı eğer kendisi çok güçlü değilse belirli güçler tarafından kullanılabilir. 1908-1913 dönemi Mustafa Kemal Paşa'nın işçilere ilişkin olumsuz izlenimler edinmesi için yeterli kanıt sunuyordu. Neler oldu? 1908 sonrasında kurulan sendikaların önemli bir bölümüne Ermeni ve Rum milliyetçileri hakimdi. Birçok sendikanın başkanı papazdı. Bazı sendikaların başkanı özellikle Rumlarda milliyetçi avukatlardı ve bunlar
1908 grevlerinde Türk bayrağını dışlayarak Ermeni ve Rum bayraklarıyla gösteri yaptılar. Ve İttihat ve Terakki'nin işçilere ilişkin politikalarının değişmesinde Amerikalıların hazırladığı raporlardan öğreniyoruz ki özellikle bu grevler sırasında taşınan Ermeni ve Rum bayraklarının büyük etkisi var. Bu son derece önemliydi. İkincisi, bu hareketin başını çekenler arasında Ermeni ve Rum milliyetçilerinin yanı sıra sosyalistler de vardı. Ermeniler arasında da Rumlar arasında da. Fakat bu sosyalistler de umutlarını emperyalizme bağlamış olan ve kendi ayrılıkçı hareketlerinde emperyalist güçlerden destek alarak başarı sağlayabileceklerini sanan unsurlardı. O zaman bunlara karşı da bir tepki oluşmaya başlamıştı. Diğer bir grup Selanik'te kurulan ve ağırlıkla Yahudi işçilerin üyesi bulunduğu Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'ydu. Başında Abraham Benaroya diye biri vardı. İlk başta iddiaçılarla araları iyiydi ama 1912 seçimlerinde iddiaçıları desteklemediler. Tam tersine Hürriyet ve İtilaf'ı desteklediler. Ve bütün bu deneyimler ışığında baktığımızda 1908-1913 döneminde Selanik, İstanbul, Zonguldak, İzmir bölgesinde gelişen işçi hareketleri kendi sınıf çıkarları doğrultusunda gelişmekten çok ayrılıkçılığın birer unsuru haline getirilmişti. Bu gelişme 1919-22 döneminde daha da arttı. Bu dönemde Türkiye'deki işçilerin büyük bölümü İstanbul bölgesinde yaşıyor. Fakat İstanbul bölgesindeki işçiler milli mücadeleye katılmadı. Bazı iş sınıfı tarihlerinde böyle efsaneler yaratılır, çok büyük destek verildi falan diye. Bu doğru değildir. Burada bu dönemde işçilerin sessiz kalmasının çeşitli nedenleri var. Birinci neden bu dönemde işçilerin ekonomik çıkarlarıdır. Müslüman işçileri kastediyorum. Ermeni ve Rum işçiler de var bu arada ama Müslüman işçileri kastediyorum. Bunun da son derece kendi açısından mantıklı bir tavrı var ama Mustafa Kemal Paşa'yı da herhalde çok etkileyen mantık. Çünkü bu dönemde işçiler vatan mücadelesine katılmamalarının nedeni işgal kuvvetlerinin İstanbul'u işgal ettiği dönemde ağırlıklı olarak İngiliz, Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin işçilerin yaşam standartlarında önemli gelişmeler oldu. Sabah Şevket Pamuk hocamız konuştu. Onun hazırladığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nden 8-10 yıl önce çıkan çok kapsamlı bir çalışma var. Bir de Zafer Toprak'ın zaten üniversitedeki hocamız. Onun hazırladığı veriler var. 1914 yılındaki ücret düzeyini 86 alırsanız 1918 yılında 86 olan ücret seviyesi 12'ye kadar gerilemişti savaş yıllarında. Sabah Şevket Pamuk hocamız da anlattı. Çok ciddi bir mutlak yoksullaşma vardı. Özellikle de hiperenflasyona bağlı olarak. Ve birçok mal bulunmuyordu. Piyasadan çekilmişti, kara borsadaydı. Yani satın alma gücü aşağı yukarı 6'da 1'e falan düştü. Müthiş bir yoksulluk. İşgal başladı. İşgal başladığında ücretler 1921, 22, 23 yılları gelindiğinde, özellikle 22 gelindiğinde aşağı yukarı 3,5 katına çıkmıştı. Yani şöyle bir kitle düşünün, Müslüman kitle. Savaş başlamadan Birinci Dünya Savaşı öncesindeki ücret seviyesinin 86'dan 12'ye 6'da 1'ine düşüyor satın alma gücü. İşgal kuvvetlerinin hakimiyeti altındaki İstanbul'da satın alma güçleri 3,5 katına çıkıyor. Savaş yıllarında bulunamayan birçok mal işgal döneminde bulunabilmeye başlıyor ve o zaman vatan mı, ekmek mi sorusu sorulduğunda İstanbul'un Müslüman işçileri ekmek diyorlar. Vatan onların kaygısı olmaktan çıkıyor. Bu Mustafa Kemal Paşa'ya çok somut olarak bir şey gösterdi ki insanların davranışları ekonomik çıkarlarıyla bağlıdır. Yani ben iktisatçıyım. İktisatta bizim kullandığımız bir kavram vardır. Homo economicus diye. Ekonomik insanlar, insanlar ekonomik çıkarlarına göre davranırlar. Her biri birer homo economicus'tur ve bugünkü işçi sınıfımız da homo economicus'lardan oluşur ve davranışlarını belirlemede çıkarları ön plandadır. Bir kere Mustafa Kemal Paşa'ya bu 1919-22 döneminde işçi sınıfına güvensizlik duymasının nedenlerinden biri bu. İkincisi, 1919 yılında İstanbul'da savaşın hazırlıklarını yaparken Mustafa Kemal Paşa Can Polat Bey ile görüşüyor ve işçileri eylemlere sürükleme çabası içindeler. Tam bir fiyasko, hiçbir işçiyi eyleme götüremiyorlar. Yani burada işçi sınıfı bir sınavda daha çuvallıyor. Onun ötesinde kurulan örgütler var. Kurulan örgütler, İstanbul'da kurulan işçi örgütleri tam bir felaket. Örneğin Beynelmiler İşçiler İttihadı var.
bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde 1905-1917 arasında faaliyet gösteren anarko-sendikalist ve komünist bir Wobblies diye bilinen, IWW diye bilinen bir örgütle bağlantılı bir örgüttür. Daha sonra bunun bir bölümü Türkiye Komünist Partisi'ne katıldı. Fakat bunlar Anadolu'daki mücadele konusunda tam bir sessizlik içindeler. Onların dertleri değil. Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası, Sosyalist Fırkası var, Şefik Üstü'nün partisi. Anadolu'ya geçmiyorlar. Daha sonra Şefik Üstü 51 tevkifatından sonra öz eleştirisini yapıyor. Keşke Anadolu'ya geçseydik. Mustafa Kemal Selanikliydi, ben de Selanikliydim. Hiç olmazsa bir şeyler yapabilirdik diye. Anadolu'ya geçmiyorlar ama Moskova'dan emir alıyorlar. Çünkü 1919 yılı Mart ayında 3. Enternasyonel ya da Komünist Enternasyonel ya da Komintern diye bilinen örgüt oluşuyor. Ve 1919'dan itibaren özellikle 1921 kongresinden sonra Komintern'in çeşitli ülkelerdeki komünist partileri ya da legaldeki sosyalist partileri doğrudan doğruya Komünist Enternasyonel'in merkez komitesinin aldığı kararlara uymak zorundalar. Böyle bir koşul var. Bu nedenle Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın unsurları Anadolu'daki mücadeleye destek vermiyor. Kapitalizme karşılar ama Anadolu'da emperyalizme karşı verilen mücadele konusunda tam bir sessizlik içindeler. Üçüncü örgüt, İştirakçı Hilmi diye bilinen kurduğu parti daha önceden Osmanlı Sosyalist Fırkası'ydı. 1919'da yeniden Türkiye Sosyalist Fırkası'nı kuruyor. Bu tam bir İngiliz ajanı. İşçileri en fazla örgütleyen bu. Önemli grevler yaptırtıyor. Üsküdar'daki Belçika ve Fransızlara ait tramvay şirketinde çok büyük bir grev yaptırıyor ama İngiliz ajanı. O dönemde İngiliz kuvvetlerinin komutanı Tim Harrington, anıları yayınlandı Harrington'ın 1940'ta. Orada açık açık yazıyor ilişkilerini Hüseyin Hilmi ile ya da iştirakçı Hilmi ile. İştirakçılık biliyorsunuz komünistlik demek, iştirakiyun. İştirakçı Hilmi de çıkarttığı gazeteden o adı almış. Ama vatan haini İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı'ndan 800 altın aldığı belgelenmiş durumda. Fransızlar ve Sovyetler onun İngiliz ajanı olduğunu açık açık yazıyorlar. Orada da Anadolu'ya karşı bırakın tarafsızlığı, açık açık Anadolu'daki mücadeleye karşı bir tavır söz konusu. Anadolu'daki mücadeleye karşı fiilen işgaliyeti savunuyor. Yani açıkçası bu dönemde Ermeni ve Rum işçileri ise İstanbul'da Yunan ordusuna yardım ediyorlar. Yani 1923 yılı geldiğinde Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında işçi sınıfı diye gördüğü kitle 1908-1913 döneminde Hürriyet ve İtilafı desteklemiş. Sendikalarda örgütlendiğinde sendikaların başına Rum ve Ermeni ayrılıkçıların geçtiği, 1919-22 işgal döneminde iştirakçı ilminin peşinden gitmiş, komünist olmasına rağmen Anadolu'daki mücadeleye destek vermeyen Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın kısmi etkisi altına inmiş ya da Beynelmiler İşçiler İttihadı gibi anarko-sendikalist ve komünist profintern üyesi, Sendikalar Kızıl Enternasyonel üyesi ama Anadolu'daki mücadeleden tamamıyla kopuk bir kitle var. O zaman Mustafa Kemal Paşa'nın gözünde oluşan tablo şu: bu işçi dediğimiz kitle günlük işlerinin peşindedir. Çok güçlü değildir. Sayıları azdır. Sayıların azlığının ötesinde önemli bir bölümü mülksüzleşmemiş tam olarak. Geçici olarak işçilik yapan ve kafası hala yarı köylü olan insanlardan oluşur. Eğitim düzeyleri düşüktür. O zaman bu insanlardan İstiklal Savaşı sürecinde önemli bir yarar sağlamak pek mümkün değildir gibi bir anlayış oluşuyor. Burada esas korkuları şu: işçi sınıfı kendiliğinden mücadelesi açısından çok zayıf olduğunda dış yönlendirmelere çok açık oluyor. Çünkü dış yönlendirmeler her zaman olduğu gibi işçi sınıfı içinde ortaya çıkan enerjiyi belirli amaçlarla kullanabilir. Bunu 1908-1922 döneminde Ermeniler yaptı, Rumlar yaptı. Komünistler yaptı ama komünistler Moskova'dan emir alıyorlardı. Çünkü o dönemde dediğim gibi Türkiye'deki komünist örgütlenmeler, yani önce Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, 10 Eylül 1920'den itibaren de Türkiye Komünist Fırkası, talimatları tamamıyla Moskova'dan alan ve öncelikleri Türkiye'nin bağımsızlığı değil, Sovyetler Birliği'nin yaşatılması olan örgütlerdi. Ben bazı yazılarımda da belgeleriyle sunmuştum. Eskiden bu belgelere ulaşmak çok zordu fakat 1991 sonrasında Türkiye Komünist Partisi'nin Moskova arşivi Hollanda'ya gitti. Oradaki belgelerin kopyaları Türkiye'ye geldi ve bu konuda da yayınlar yapılıyor. 1921 yılında bir bakıyorsunuz Adana'daki Türkiye Komünist Partisi birimi bildiri yayınlıyor ve bildiri
kahrolsun emperyalizm, yaşasın milli mücadele değil diye değil, yaşasın Sovyetler Birliği ve Komintern diye bitiyor. Yani bu nedenle o dönemdeki komünistlerin de milli mücadeleyi savunmak yerine başka amaçlara, Sovyetler Birliği'nin yaşatılması amacına hizmet etmeleri nedeniyle de bir güvensizlik vardı. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın daha sonraki yıllarda işçi hareketine yaklaşımını belirleyen temel unsurlar olduğunu düşünüyorum. Bir de bu yıllarda açıkçası işçi sayıları Türkiye'de son derece az. 1921'de bir sanayi sayımı var. Bu sayıma göre milli kuvvetlerin kontrolü altındaki bölgelerde sadece 76 bin işçi var. Bu işçilerin önemli bir bölümü de küçük işletmelerde çalışıyor. Sabahki oturumda dile getirilen 1920 sayımlarından biri sanayi sayımıdır. Bu sanayi sayımında 65 bin işletmede 257 bin işçi çalışıyor. Çok küçük ve küçük iş yerleri. Burada Marx'ın Kapital'in birinci cildinde kullandığı bir kavrama dönmek gerekiyor. Marx orada basit yeniden üretim ve genişletilmiş yeniden üretimden söz eder ve işveren olup da kendisi de iş yerinde çalışan ve kazandığı parayla sermaye birikimine gidemeyenlere küçük patron ya da küçük usta, Kleinmeister diye bir kavram geliştirir. Bu tür iş yerlerinde, yani Marx'ın Kleinmeister dediği, bizim aşağı yukarı esnafımıza tekabül eden düzenleme iş yerlerinde sınıf mücadelesi, sınıf bilinci falan gelişmez. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde 27 sayımının sonuçlarına baktığınızda çok büyük bölümü bu Marx'ın Kleinmeister diye nitelendirdiği iş yerlerinde ve açıkçası sınıf mücadelesini falan gelişme şartları yok. 1937'de Atatürk'ü kaybetmemizden bir yıl önceki verilere baktığımızda da yine aynı şekilde rakamlar 265 bin civarında. İşçi sınıfı bu nedenle son derece zayıf konumda. Bu koşullarda Mustafa Kemal Paşa'nın amacı ne oldu? Bu amacı gerçekleştirmek için ne tür araçlar kullandı, neler yaptı? İzninizle buna geçeyim. Birincisi, Mustafa Kemal Paşa açısından sınıf mücadelesi demek yabancıların ülkeye müdahale olanakları demek. Çünkü sınıfın kendiliğindence mücadelesinin gelişmediği koşullarda biri ortaya çıkan enerjiyi değerlendiriyor ve bir örgütlü mücadeleye dönüştürüyor. 1923 sonrasında bunu yapabilecek Ermeni örgütler, Rum örgütler yok. İştirakçı Hilmi gibi vatan hainleri de bu ülkeden temizlenmiş ki İştirakçı Hilmi'yi 1922 Kasım'ında bir sokakta bir millici unsur öldürüyor, cezasını öyle veriyor. 1923 sonrasında bunu yapabilecek tek güç açıkçası Türkiye Komünist Partisi. Türkiye Komünist Partisi o yıllarda daha önce de belirttiğim gibi ne yazık ki Komintern'den ve Komintern'de belirleyici olan Sovyetler Birliği'nden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ediyor ve önceliği Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü değil, Sovyetler Birliği'nin hayatta kalması. Bu nedenle sınıf mücadelesi dendiğinde öncelikli olarak bağımsızlığı zedeleyecek bir olgu olarak algılıyor Kemalistler. Çünkü o sınıf mücadelesinin başını çekecek unsurlar Türkiye'yi ön planda tutan unsurlar değil bu tarihlerde. Birinci neden. İkinci neden de Türkiye siyasi bağımsızlığını güçlendirebilmek amacıyla iktisadi bağımsızlığa ağırlık vermek istiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nin açış konuşması müthiş bir konuşmadır. Orada aşağı yukarı ne olup ne bittiğini olağanüstü bir kavrayışla sunar. Mesela Kazım Karabekir'in oturum başkanlığı öyle değildir. Mustafa Kemal Paşa o farklılığını o açık konuşmasında gösterir. Kafasındaki temel nokta siyasi bağımsızlık ve bu siyasi bağımsızlığı tekiştirecek iktisadi bağımsızlıktır. Halbuki iktisadi bağımsızlık için pek kavgaya imkanınız olmaması gerekiyor. Yani sınıf mücadelesine karşı tavrı Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük korkusu, sınıf mücadelesinin komünistlerin önderliğinde gelişmesi, kendiliğinden gelişme şartlarının olmadığı durumda ve bu öncülüğü ele geçirenlerin de Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor olmamaları. O nedenle Mustafa Kemal Paşa, Bolşeviklik Rus tabiyetidir diyor. Rusya bağımlılığıdır. Bolşeviklerin politikası Rusya'nın çıkarlarını savunmaktır diyor. Bunu çok net bir biçimde söylüyor. Ayrıca Çerkez Ethem'in Yeşil Ordu girişimlerini biliyorsunuz. Eninde sonunda gitmiş Yunanlara kapılanmıştır. Onun için Mustafa Kemal Paşa açısından sınıf mücadelesinin önlenmesi
çok kritik önemdedir. Bir, Türkiye'nin bağımsızlığını korumanın aracı olacaktır bu önleme. İkincisi, Türkiye'nin iktisadi gelişmesinin yolu buradan geçmektedir. Kavganın olmadığı, uyumlu bir toplumdan geçmektedir. Bu, bugünkü şartlardan çok farklı. Bunun için ne yaptılar? Olağanüstüdür. Yani geriye dönüp o kadronun bu amaç doğrultusunda attığı adımlara baktığınızda olağanüstüdür. İşçiyi incitmiyor ama işçiyi sisteme entegre edecek bir politika çok akıllı bir biçimde izlenmiş. Daha savaş devam ederken 1921'de iki tane kanun çıkartıyorlar. 114 sayılı kanun ve 151 sayılı kanun. 114 kömür havzasında, Zonguldak kömür havzasında kömür tozları satılacak ve o kömür tozlarından elde edilen para işçilerin yararına kullanılacak. 151 sayılı yasa da, ikisi de 1921 tarihlidir. 151 sayılı yasa da Zonguldak kömür havzasındaki işçilerin asgari ücreti, günlük 8 saati geçmeyecek çalışma süresi, kovuşlar, fazla mesai ücretleri, bütün bunları düzenleyen bizim ilk yöresel ve iş koluna özgü bir iş kanunudur. 1921'de hemen bunu çıkartıyor. Onun arkasından olağanüstü bir kanun, 788 sayılı memurin kanunudur. Şimdi bugün bile hala memur arkadaşlarımız kendilerini işçi sınıfının bir parçası olarak kabul etmiyorlar. Ama o yıllarda daha 1919 yılında, 20 yılında yazılan birçok metinde memurların da, kamuda memur statüsünde çalışanların da işçi sınıfının bir parçası olduğu, bir ücret karşılığında bir başkasına iş güçlerini sattıklarını ve bu anlamda da işçi sınıfının bir parçası olduklarını açık açık yazıyorlar. Mustafa Kemal Paşa 788 sayılı kanunla memurları ayırıyor. Bu memurları ayırdığında onlara günün koşullarında bile çok çarpıcı olan belirli haklar sağlıyor. Şu rakamlar çarpıcıdır. Korkut Hoca'nın, Korkut Boratov Hoca'nın belirlediği milli gelirden memurlara ayrılan pay var. 1930 yılında milli gelirden memurların aldığı pay %7,1'dir. Memurların nüfus içindeki payı %1,2'dir. Yani nüfus içindeki payları %1,2 olan bir kitleye milli gelirin 7,1'ini veriyorsunuz. Bunu yapmanızın iki temel nedeni var. Bir, bu demokratik devrim sürecinde bağımsız bir devlet kuracaksınız. İnsanları kulluktan kurtarıp özgür yurttaşlar haline getireceksiniz ve bu insanlardan bir millet oluşturacaksınız. Bunun için vasıflı insan gücüne ihtiyacınız var. Bu vasıflı insan gücü Osmanlı'da yoktu. Bilirsiniz 1909 yılına kadar azınlıklar askerlikten muaftı. İşin yükünü Müslüman unsurlar çekerdi. Ermeniler, bunlar, Yahudiler sanatla uğraşırlar, eğitim görürler, kendilerini geliştirirlerdi. Ve bunlar vatana ihanet ettikleri için Ermeniler ve Rumlar 1918 ve özellikle de 1924'teki o mübadeleyle birlikte büyük ölçüde ülkeden gitmişlerdi. Bizim yetişmiş insan gücümüz Çanakkale Savaşı'nda ve Sakarya Savaşı'nda şehit olmuştu. Sakarya Savaşı biliyorsunuz Erat'ın yarısının kaçtığı savaştır, bir subay savaşıdır. Subaylar kendilerini öne atmışlar, şehit olmuşlar ve ancak o şekilde o 22 gün 22 gece süren savaş başarılmıştır ve ancak ondan sonra askerden kaçmalar hem o zaferle hem de istiklal mahkemelerinin uyguladığı sert yaptırımlarla engellenebilmiştir. Ama bizim Çanakkale'de ve Sakarya'da kaybettiğimiz vasıflı insan gücü bir tarafta yeniden bir devletin inşası ve diğer görevler için vasıflı insan gücüne çok büyük ihtiyaç vardı. Birinci neden budur. İkincisi bu yıllarda Sovyetler Birliği ile çok yakın ilişki için bildik. 1922'ye kadar çok büyük yardımlarını gördük. O zamanki adı Sovyet Rusya'ydı. 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği oldu. O tarihten sonra Sovyetler Birliği ile çok yakın ilişki içindeyken Türkiye Komünist Partisi Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürüyordu. Ara sıra TKP tevkifatları oldu. 29 vardır, 27 vardır, 25 tevkifatı falan vardır ama açıkçası verilen cezalar çok sınırlıydı. O zaman şunu düşündüler herhalde. Komünistler Marksizmi kime anlatır? Okuma yazma bilmeyen adam anlatamazsınız Marksizmi, sosyalizmi. Kime anlatırsınız? Bütün dünya tarihinde hep gördüğümüz sınıf örgütlenmelerinin başını vasıflı işçiler çeker. Öyle gariban, kıyıda, köşede ezilen işçi bir örgütlenmenin başını çekmez. Bu işleri kavrayabilecek birikime sahip olanlar çeker. O zaman siz Sovyetler Birliği ile iktisadi ilişkilerinizi ve dış politika işbirliğini geliştirirken
Komünist Partisi'nin Türkiye içinde Türkiye karşıtı eylemler yapmasını önlemek istiyorsanız onların potansiyel kitlesini sisteme entegre edeceksiniz. 788 sayılı yasa 1926'da bunu amaçlıyordu. Çok büyük ihtiyaç duyduğumuz vasıflı insan gücünü sağlayacak. Aynı zamanda da bir taraftan Sovyetler Birliği ile çok yakın işbirliği içindeyken onların uzantısı ve talimatları doğrultusunda hareket eden Türkiye Komünist Partisi'nin bir taban oluşturmasını engellemek için onların potansiyel kitlesini sisteme entegre edeceksiniz ve çok iyi imkanlar sağlayacaksınız. Yani şöyle basit bir örnekle bu alanı bitireyim. Mesela bugün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlükte 1965'te kabul edilen. O kanuna göre yıllık ücretli izin 1 yıldan 10 yıla kadar 20 gündür. Ama 1926 yılındaki 788'de 1 yıllık memurun yıllık ücretli izni 1 aydır. Onun dışında bu yasayla memura ve bakmakla yükümlü olduğu birinci dereceden tüm akrabalarına parasız sağlık hizmeti getirildi. Her yıl otomatik zam getirildi. Özellikle 1929'da çok büyük bir zam verildi. İyi bir emekli aylığı garantisi verildi. Yani tam bir bugün bizim amaçladığımız sistem verildi. Bunlar bir bölüm. İkincisi, işçilere ilişkin çeşitli yönetmelikler ve 1936 yılında da iş yasası çıktı, 1937'de yürürlüğe giren. İşçilerin bu doğrultuda herhangi bir örgütlü mücadelesi yok. Mücadele sadece 1930 yılında Fethi Bey'in İzmir'e geldiği sırada Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın başkanı olan ve yerel seçimler öncesinde İzmir'e gelen Fethi Okyar'ı karşılamak için gelenler arasında tarımsal ürünlerin ihracatındaki aksama nedeniyle faaliyeti durdurulan incir, üzüm işletmelerinde çalışan işçilerin yaptığı gösterilir. Onun dışında bir eylem de yoktur. Bunun sebeplerinden biri de bu alanda sağlanan yararlardır. 3008 sayılı yasayla 1936'da işçilerin herhangi bir örgütlü mücadelesi olmaksızın küçümsenmeyecek haklar verildi. Bunun dışında özellikle demir yollarındaki yönetmeliklere bakıyorsunuz. Gerçekten o işçileri orada tutabilmek amacıyla küçümsenmeyecek menfaatler sağlanmış ve bu doğrultuda bir mücadele olmadan, çünkü bu insanlara sistemin ihtiyacı var. Emekli sandıkları, tekarruf sandıkları kurulmuş. Çok sistemli bir biçimde. Onun ötesinde komünistlerin ciddi bir örgütlenmeye gitmesini önleyici bazı önlemler var. Bunların biri Ameliyathane Cemiyeti'nin 28'de kapatılmasıdır. Türkiye Komünist Partisi 1925-27 tevkifatlarını yaşadı. Özellikle 27 tevkifatı Vedat Yedim Tör, Parti Merkez Komite Sekreterinin gidip polise bütün parti evrakını teslim etmesiyle çok ciddi bir tevkifattır. Ama bu süreçte Türkiye Komünist Partisi'nin kontrolü altındaki Ameliyathane epey faaliyet gösterdi. Eskiden bu Ameliyathane ile Türkiye Komünist Partisi arasındaki ilişkinin ne kadar somut olduğunu bilmezdik. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra getirilen ve artık erişilebilir durumda olan TKP evrakları içinde TKP Merkez Komitesi tutanaklarında Ameliyathane'ye ne kadar para yardımı yaptıkları, yönetimine nasıl müdahale ettikleri falan açıkça yazıyor. Ve 1928'de Ameliyathane kapatıldı. Onun arkasından komünistlerin bu doğrultuda bir Sovyetler Birliği'ne bağlı politikalar gütmek amacıyla bir çalışma içine girmeleri de engellendi. Sabahki oturumda gündeme getirilen küçük üreticilik meselesi var. Toprak reformu olayı var. Sabah değerli konuşmacımız çok önemli katkılarda bulundu. Ben bir noktayı eklemek istiyorum. O da şudur. Büyük Fransız devriminden sonra Fransa topraklarının çok büyük bölümü, tahminler değişiyor, kilisenin elindeydi ve devrimci burjuvazi o kilise topraklarına el koyarak Fransız köylüsüne dağıttı. Yani Fransa'nın küçük üreticiler ülkesi olmasının temelinde 1789 sonrasında bu el konan kilise topraklarının parasız olarak köylüye dağıtılması vardır. Mustafa Kemal Paşa da nedense iktisat tarihlerinde pek anlatılmıyor ama belgeler var. Camilerin vakıflarının elindeki arazilere, onun ötesinde kapatılan bu zaviye ve tekkelerin arazilerine el koydu. Bunların bir bölümü, Eskişehir'i hatırlıyorum, Amasya'yı hatırlıyorum, bir bölüm yoksul köylülere parasız olarak dağıtıldı, bir bölümü de devlet üretme çiftliği, şimdiki TİGEM'in ilk biçimlerine dönüştürüldü. Bu nedenle küçük üreticilik teşvik edildi ve korunmaya çalışıldı. Toprak reform meselesi de işçilerin mülksüzleşerek dış
yönlendirmelere açık hale gelmesini önlemek amacıyla yapılan işlerden biridir. İşin bir bu boyutu da vardır. Onun ötesinde sosyal devlet konusunda halkçılık uygulandı. Bu Medeni İlgiler kitabı biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı Afet İnan'ın adıyla yayınlanan bir kitap. Burada yapılması gereken işleri saymış Mustafa Kemal Paşa el yazısıyla ilgili bölümde. İş kanunu çıkacak diyor. Şehirlerin ve atölyelerin sağlık koruma kanunu çıkacak diyor. Şimdiki 6331. Sari hastalıklara karşı koruma kanunu çıkacak. Amelenin ihtiyarlığı ve kazalara karşı sigorta kanunu çıkacak. 1945'te çıkan kanunlar. Hasta ve ihtiyar yoksullara mecburi yardım kanunu. Çiftçi sandıkları kanunu. Yardım cemiyetleri kurulması kanunu. Ucuz evler yapılması kanunu. Mektep çocukları için mekteplerde kooperatifler diyor. Bu tür girişimler var. Yani işçi sınıfını dışlamıyor, işçi sınıfı üzerinde bir baskı uygulamıyor ama onları sisteme entegre edecek ve böylece bağımsızlığa ve kalkınma çabalarına engel olabilecek bir dış müdahaleyi peşinen önlemeye çalışıyor. Bunu yaparken çok ilginç şeylerden biri devletçilik. Devletçilik Mustafa Kemal Paşa'da başından beri var. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıp Havza'ya geldiğinde bir Sovyet delegasyonu onu ziyaret ediyor. Hüsamettin Ertürk vardır. İstiklal Savaşı sırasında İstanbul'da direnişi örgütleyen Mimim grubunun başındadır. Onun anılarında var bu. Sovyet Rusya'dan gelen heyet, iktisadi politikamız ne olacak diyor. Mustafa Kemal Paşa da devlet sosyalizmi diyor. Devlet sosyalizmi kavramı daha sonra kullanılıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldikten sonra Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin baş yazılarında, Celal Bey'in yazısında, Mahmut Esat Bozkurt'un yazılarında devlet sosyalizmi var. Fakat burada kastedilen Almanya'nın gelişiminde Friedrich List'in o korumacı politikası 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kurulması sonrasında uygulanan politikalardır. Bismarckçı politikalardır ve Alman terminolojisinde vardır devlet sosyalizmi ve kastedilen de daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın uyguladığı devletçiliktir. Yani Mustafa Kemal Paşa nedense bizim iktisat tarihlerinde bu çok yanlış ele alınıyor. Mustafa Kemal Paşa 1923 başından beri iktisadi yani devletçidir. Devletçilik sadece devletin fabrika kurması değildir. Devletçilik sağlıkta devletçiliktir, eğitimde devletçiliktir, sanayide devletçiliktir, ulus taşımacılıkta devletçiliktir. Ve 1924'ten sonra demir yollarının millileştirilmesi ve devletleştirilmesini, rejimin devletleştirilmesini falan hatırlayın. Ege bölgesinde çökertme oyunu vardır ve çökertme türküsü vardır. Rejiye karşı o kolculara, özel güvenlik güçlerine karşı mücadelenin türküsüdür çökertme türküsü. Mustafa Kemal Paşa 1900 yani ithalatçı geleneği daha geliştirerek ve onu planlı ekonomiyle tamamlayarak geliştirmiş bir insandır ama Mustafa Kemal Paşa'nın uyguladığı politikalar liberal politikalar falan değildir başından itibaren devletçi. Çünkü o dönemde sermayenin büyük bölümü Ermeni, Rum ve Yahudilerin elindeydi. Ve yerli bir sermayenin ortaya çıkışı aşağı yukarı 4 aşamadan sonra ancak 1964'ten sonradır. Bunun dışında halk evleri etkili bir biçimde kullanıldı. Halk evleri ve halk odaları binlerce halk, evi, halk odası kuruldu ve halk evi kuruldu. Buralarda verilen eğitimle insanların milli kimliğinin geliştirilmesi, ekonomik kalkınmaya katkılarının sağlanması ve dış müdahalelere karşı bir güvencenin oluşturulması çabası söz konusuydu. Son olarak da yaptıkları 1930 yılında İzmir'deki olayların ardından İzmir'de devletin kontrolünde mecburi sendikacılık girişimi başlatıldı. O dönem General Kazım Dirik İzmir valisi, devlet kendi kontrolü altında işçi dernekleri ve işçi sendikaları kuruyor ve eğer bir işçi iş bulmak istiyorsa buraya başvuruyor, buradan bir kimlik kartı alıyor, işverene gittiğinde bu kimlik kartını göstermek zorunda. Eğer göstermezse işveren onu işe almıyor, işe alırsa ve denetimde kimlik kartı olmayan, bu şekilde devletin belirlediği örgüte üye olmayan işçileri çalıştırdığı belirlenirse o işverene ceza veriliyor. Özellikle 1934 yılında bu uygulama yaygınlaştırıldı. Ama ısrar edilmedi. Bu pilot proje başka bölgelere kaydırılmadı. Özetle Mustafa Kemal Paşa'nın işçilere ve sosyalistlere karşı bir korkusu var. Halbuki Mustafa Kemal Paşa daha 23 yaşındayken 1904 yılında Atatürk'ün toplu eserlerinin birinci cildin 15. sayfasında var bu.
el yazısıyla diyor ki evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. 1904 yılında söylediği bu. Ama 1904 yılından sonra, 1908 sonrasında kendisini sosyalist olarak nitelendiren Hınçak ve Taşnak Sutyun isimli örgütlerin ülkeye verdikleri zararlar ve emperyalistlerle işbirliği. Arkasından Selanik Sosyalist Federasyonu'nun, Avram Benaroya'nın partisinin muhalefeti desteklemesi, yani Hürriyet ve İtilafı desteklemesi. Arkasından kendisini komünist olarak nitelendiren insanların Sovyetler Birliği'ne bağımlı bir politika izlemeleri Mustafa Kemal Paşa'yı Bolşeviklikten uzaklaştırıyor. Ama çeşitli yerlerde söylediği gibi insanların nihai olarak sınıfsız bir topluma gitmek arzusunu dile getiriyor. Mesela bir konuşmasında insanın insan tarafından sömürülmesi sistemi ortadan kaldırılmalıdır diyor. Yani sınıfsız ve sömürsüz bir dünyadan söz ediyor. Bizde henüz sınıflar şekillenmiş değildir diyor. Sabah Emre arkadaşımızın dile getirdiği gibi dünya mazlumlar ve ezenlerdir. Biz mazlum milletiz. Bir millet olarak mazlum durumdayız ve emperyalizme karşı mücadele ediyoruz diyor. Bu 10. yıl marşında filan da geçen imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz anlayışı da bunlarla bağlantılı. Yani özetle, son 5 dakikamı kullanacağım. Özetle şu, Mustafa Kemal Paşa gençlik yıllarında sosyalizme bu kadar sıcak bakarken, özellikle Sovyetler Birliği'nin varlığı döneminde, Sovyetler Birliği'ndeki Kominterne bağlı olarak çalışan Türkiye Komünist Partisi'nin uyguladığı yanlış ve bağımlı politikalar nedeniyle, Ermeni, Rum ve Yahudi sosyalistlerin uyguladıkları politikalar nedeniyle, kendisine sosyalist diyen ama bir vatan haini olan Hüseyin Hilmi'nin yaptıkları nedeniyle ve işçilerin de sınıfın zayıf olduğu koşullarda bu tür dış müdahale ve yönlendirmelere açık olduğu koşullarda işçi sınıfına karşı da ihtiyatlı, sosyalistlere karşı da ihtiyatlı bir politika izledi. Mustafa Kemal döneminde çok sayıda asılan gerici vardır. Şapkaya karşı çıktığı için asılmıştır, başka iş yaptığı için asılmıştır ama mesela asılan komünist yoktur. Verilen cezalar günümüzdeki cezalarla kıyaslandığında son derece azdır. Aylarla ölçülen cezalardır. Bir taraftan komünist tevkifatları olmuştur ama 1930'lu yıllarda Kerim Sadi'nin ayrı bir yayın evi vardır, sosyalizmi anlatan, Haydar Rifat'ın ayrı bir yayın evi vardır, Lenin'in kitaplarını basan, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın ve eşinin çıkarttığı Marksizm Biblioteği vardır. Bütün bunlar çok rahatlıkla 1930'lu yıllarda tartışılabilmiştir. Ama bütün bunlar devletin kontrolü altındadır çünkü Mustafa Kemal Paşa bağımsız bir Türkiye peşindedir. Bu Alparslan Şıklı hocamın, değerli hocamın, 2013'te kaybettiğimiz hocamın vurguladığı bir nokta var. Mustafa Kemal Paşa diyordu hep, Batı'nın baskı ve tahakkümüne karşı olduğu kadar Sovyetler Birliği'nden de gelecek baskılara karşıdır. Nitekim Karakol Cemiyeti ile Sovyet Rusya'nın imzaladığı protokolü yırtıp atmıştır. Yeşil Ordu beyannamesini yırtıp atmıştır. Çünkü onların hepsinde Sovyetler Birliği'ne bağımlılık vardır. Ve Sovyet Rusya ile imzaladığı 1921 antlaşması eşitler arası karşılıklı saygı temelinde ve karşılıklı çıkarlara saygı gösteren bir antlaşmadır. Mustafa Kemal Paşa döneminde işçi sınıfı zayıftı ve sosyalistler dışa bağımlıydı. Günümüzde işçi sınıfı çok güçlüdür ve Türkiye'de sosyalistler bağımsızdır. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa'nın işçi politikalarından öğrenecek çok şeyimiz var ama Türkiye Demokratik Devrimi'nin 1919-1938 döneminde işçi sınıfının önemsenmeyecek rolüne karşılık günümüzde işçi sınıfının belirleyici olduğu bir süreç yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Olduğu için seçerek soruyorum arkadaşlar. İlk soru şöyle hocam. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de müdahale ettiği talimat verdiği hareketler nelerdir? Sovyetler Birliği'nin bu hareketleri Türkiye ile arasında etkilemiş midir? Şöyle, 1936 yılına kadar bu ilişkiler var. Sovyetler Birliği'nin politikalarının ifade edildiği yerler Komünist Enternasyonel'in kongreleridir. 1928 kongresinde
Yani Komünist İnternasyonel 1919 Mart'ında kuruldu. Birinci kongre odur. İkinci kongre, Türkiye dertleri değildi. İkinci kongre Temmuz-Ağustos 1920'de toplandı. Avrupa'da devrim bekliyordu Bolşevikler. Avrupa'daki devrimler yenilince umutlarını doğuya ve özellikle Türkiye'ye bağladılar. Sömürge halkları ayaklandırarak emperyalizmin sömürü kanallarını kesme çabası içindeydiler. Ve onun arkasından 1920 yılı Eylül ayında Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı, ki tam adı 1. Doğu Halkları Kurultayı'dır. Orada Türkiye çok önemli bir biçimde temsil edildi. Enver Paşa'ya konuşma hakkı verilmedi. Onun adına biri konuşma okudu filan. 1921'de 3. kongre vardır. 22'de 4. kongre vardır. 24'te 5. kongre. 28'de 6. kongre var. O tarihlerde Türkiye'de TKP çok radikal çıkışlar yapmaya çalıştı. Başarılı olmadı. 1933'te Hitler iktidara geldikten sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 34 yılındaki kongresinde politika değiştirildi. 1935'te Komünist İnternasyonel'in 7. kongresinde Birleşik Cephe, Halk Cephesi ve Milli Cephe politikası kabul edildi. Bunun üzerine Türkiye Komünist Partisi'ne kendinizi dağıtın talimatı geldi. Desentralizasyon talimatı 1936'da. Ve o tarihten sonra TKP bütün illegal faaliyetlerini durdurdu ve verilen talimat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine, girip geniş bir milli cephe oluşturmaya çalışmalarıydı. Fakat bütün bu süreç Türkiye'de hükümetlerin politikalarını etkiledi mi? Etkilemedi, çünkü o dönemde işçi sınıfı çok az gelişmişti. Türkiye'de bu açıdan bir ciddi birikim söz konusu değildi. Komünistler az sayıda insan kendi inançları doğrultusunda belirli işler yapmaya çalıştılar ama politikaların belirlenmesinde söz konusu değildi. Sovyetler Birliği ile ilişkiler farklı. Sovyetler Birliği ile ilişkiler bizim o yıllarda çok işimize yaradı. 1933 Birinci Sanayi Planı'nın hazırlanmasında biliyorsunuz Sovyet uzmanlar vardır. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu çekenler Sovyet filmcileridir. 1935'te Kayseri Sümer Bank, 1936'da Nazilli Sümer Bank'ı kuranlar, teknik ve kredi desteği verenler Sovyetler Birliği'dir ve bütün bunlara açıkçası bir şükran duygusu ve özellikle İstiklal Savaşı sırasındaki katkılara bir refah örneği olarak da bu Taksim'deki anıtta iki tane Bolşevik, yani Mustafa Kemal Paşa, galiba Feriz Paşa ve İsmet Paşa'nın arkasında iki tane Bolşevik şapkalı general vardır. Biri Frunzi'dir, biri galiba Genelkurmay Başkanları. Böyle iyi ilişkiler var. 36'da Lozan'da çözülemeyen ve bir uluslararası konferansın komitenin kontrolüne bırakan boğazların 1936'da Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin kontrolüne girmesinde Sovyetlerin desteği vardır. Sovyetler Türkiye'de komünistlere yapılan uygulamalar nedeniyle devlet politikalarını hiç değiştirmediler. Türkiye Cumhuriyeti'ni çok önemsediler. Güneylerini güvence altına alan bir ülke olarak gördüler. Nitekim zaten İstiklal Savaşı öncesindeki dönemde Azerbaycan'ın İngilizlerden temizlenmesinde Kızıl Ordu subaylarıyla Türk subaylarının da işbirliği var. Karşılıklı güvene ve saygıya dayalı bir ilişki gelişti ama TKP'nin de bir etkisi olmadı Türkiye politikalarında. Sovyetler Birliği açısından açıkçası komitern aracılığıyla kullanılan bir araçtı o kadar. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın devletçilik politikasını sosyalizmle ne derece eşleştirebiliriz? Şöyle, yani sosyalizmden ne anladığınıza bağlı. Sosyalizme geçiş, yani feodalizmden kapitalizme geçiş aşağı yukarı 300 yıllık filan bir süreç. Feodalizmin bünyesinde kapitalist ilişkiler gelişir ve onların siyasal iktidara el koymaları demin söylediğim, saydığım demokratik devrimlerledir. Yani Hollanda'da önce kapitalizm gelişir. 80 yıl savaşları vardır 1868-1648. Burjuvazinin iktidara yönelişi oradadır. Cromwell devrimi biliyorsunuz. Yani feodalizmden kapitalizme geçiş 200-300 yıl almıştır ve 1815'te Viyana Kongresi ile yeniden eski düzeni kurduk bile diyebilmişlerdir. Kapitalizmden sosyalizme geçiş açıkçası çok uzun bir süreç. O nedenle hani sosyalizme geçiş sürecinde devletçilik uygulamaları da var. Farklı uygulamalar da var. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın anladığımız kadarıyla kişiliğine de baktığımızda kafasında bir insanların barış içinde yaşayacakları bir dünya özlemi var.
Ama bunun temelini bağımsız devletler oluşturacak. Mustafa Kemal Paşa'nın devletçiliği bu bağımsız devleti ayakta tutacak bir devletçilik. Yani şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Devletçilik sadece sanayi kuruluşları değildir. Bakın, sağlık hizmetleri, bu okul Amerikalıların okulu. 1880'lerde Türkiye'de 450 tane Amerikan okulu vardı. Bunun son örnekleri Üsküdar Amerikan, İzmir Amerikan, Tarsus Amerikan'dır. 67'de kapanan Talas Amerikan vardı. Bu 450 tane Amerikan okulunun her birinin yanında birer klinik vardı. Bu klinikler parasız sağlık hizmeti verirlerdi. Benim elimde Konya Amerikan Hastanesi'nin 1912-13 faaliyet raporu var. Konya'da bir Amerikan Hastanesi varmış o yıllarda. Bir hekimin hastasına çalıştığını, iş yerini sorması gereklidir. Yaptığı işle hastalığı arasında bir bağlantı olup olmadığını anlamak için. Ama bir hekimin hastasına etnik kökenini sorması hekimlik ahlakına aykırıdır. Ama 1912-13'teki Konya Amerikan Hastanesi raporuna bakıyorsunuz, gelen hastalar etnik kökenlerine göre tasnif edilmiş. Çünkü sağlık hizmetini götürürseniz ya milleti bölersiniz ya milleti birleştirirsiniz. Yani Muş'taki bir köylüye Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletçi olarak sağlık hizmetini götürürse, orada Sinoplu bir doktor, Kayserili bir hemşire, işte Adanalı bir hasta bakıcı Muşlu köylüyü tedavi eder, iyi bakar, onu taburcu ederse, o köylü taburcu olduktan sonra Allah bu devlete millete zeval vermesin. Bu devletten çok yarar gördüm. Allah o işte Sinoplu doktora ne istiyorsa versin diyecektir. Sağlık hizmeti birleştiricidir. Ama eğer siz orada Amerikalı doktor varsa, orada yerel yönetimin kontrolünde bir sağlık hizmeti varsa, orada da bu işi yapanlar PKK'lıysa, Pierre geliyorsa Fransa'dan, Muşlu doktor diyecek ki bu TC'den ne yarar gördük ya diyecektir. Allah razı olsun Fransızlar buraya bir gönderdi ya diyecektir. Kayseri'deki uygulamayı biliyorum. Kayseri'den Talas mezunuyum, 66 mezunuyum. Talas'ta Dr. Winkler diye bir hekim, çok iyi biriydi. Hala İstanbul'da yaşıyor ve bir Amerikalı hemşiresi vardı. Dr. Winkler'ın bir Land Rover Jeep'i vardı. Köylere, Kayseri Devlet Hastanesi'nin hizmet götürmediği köylere gider, parasız sağlık hizmeti sunar ve parasız ilaç dağıtırdı. 30 yıl sonra filan Kayseri'ye gittiğimde Dr. Winkler'ın hatırlandığına tanık oldum. Dr. Winkler'ın adını hatırlamıyorlar. Dr. Winkler'ın hemşiresinin, Amerikalı hemşiresinin adını da hatırlamıyorlar. Ama şunu duydum ben, Allah razı olsun o Amerikalı'dan ya, geldi annemi tedavi ettiği duydum ben. O nedenle mesela sağlık hizmetlerinde devletçilik milleti bütünleştirir. Sağlık hizmetlerinde özel sektör hem çok pahalıdır hem de milleti bölmede kullanılır. Amerikalılar bunu kullandılar. Gidin Gaziantep'te, şimdi başkaları satın aldı, Amerikan Hastanesi diye bir hastane vardır. Geçmişi Gaziantep'teki Amerikan Okulu'nun yanında kurulan klinik mi? Öyle bir şeydir, bir hastanedir. Yani devletçilik sadece sanayi kuruluşuna devletin sahip olması değildir. Sağlıkta devletçiliktir. Cumhuriyetin devraldığı insan sağlığı felakettir. 27 nüfus sayımına göre 13,6 milyon insan var. Askerlerin yaptığı araştırmalar var. Galiba 2,5 milyon trabonlu var. Frengi yaygın, tifo, tüfüs yaygın, tüberküloz yaygın. Ve bütün bunlara karşı koruyucu sağlık hizmetini geliştiriyor. Devletçilikle geliştiriyor Türkiye Cumhuriyeti. Bu nedenle devletçilik ve sosyalizm içe geçtiği dönemler de var. Ama sosyalizm nihai hedef olarak insanın insanı sömürmediği bir dünyayı amaçlar. Mustafa Kemal Paşa'nın da farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Ama Mustafa Kemal Paşa buna giden yolun bolşeviklikten geçmediğine inanıyordu. Daha farklı bir yoldan nihai olarak oraya gitmesine bence hiç itirazı yoktu. Bunu kaç defa da söylemiştir. Ama bağımsız bir devlet istiyor. Bu bağımsız devletin karşısına kim çıkarsa da hiç hesabını kitabını yaparak, zamanlamasını iyi yaparak buna karşı çıkıyordu. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz. Atatürk'ün halk tırkası içindeki sosyalistlere bakışı nasıldı? Kimin? Neredeki? Halk tırkası içindeki sosyalistlere bakışı nasıldı? Halk fırkası içinde ancak 1936 sonrasında olmuştur. Ama mesela Sabahattin Oturum'da dile getirilen bir örnek var. Şevket Süreyya Aydemir olayı. Şevket Süreyya çok önemli bir insan. Tek adamını Enver Paşa'yı 3 ciltlik, ikinci adamını 3 ciltlik, Menderes'in dramını tek ciltlik öneririm. Türkiye Komünist Partisi'nin en önemli kişilerinden biri. 1927'de o dönemki Türkiye Komünist Partisi'nin Moskova'dan emir alarak
politika uygulamasına karşı çıkıyor ve 27'den sonra TKP'den ayrılıyor. Kısa bir süre hapisliği var. Ondan sonra ölümünün, yani 1950'ye kadar yanılmıyorsam, devlette çok önemli roller alıyor. Ama sosyalist kimliğiyle değil, Kemalist kimliğiyle alıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası içinde, Halk Partisi içinde 36 sonrasında muhtemelen bazı sosyalist unsurlar var ama bunların ne kadar etkili olduğunu bilebilmek mümkün değil. Çünkü TKP'nin açığa çıkmayan kadroları olduğunu biliyoruz. Ama 1930'lu yıllarda falan düşündüğünüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşmanca bir tavrı yok, düşünce düzeyinde kalarak. Karşı oldukları Sovyetlere bağımlılık. Buna bu konuda çok hassaslar. Cumhuriyet Halk Partisi de politikalarını belirken onları da bir tehdit unsuru olarak görerek de belirliyor. Ama CHP politikalarını doğrudan etkiledik bir kanısında değil. Teşekkürler hocam. Bilgi arzunun asgari ücret hangi kriterlere göre belirlenmelidir? Şöyle arkadaşlar, bu benim bugün de yazdığım yazı. Ben hep şu soruyu soruyorum. 7 milyon dolayında asgari ücretli var. 7 milyon asgari ücretli, asgari ücret tespit komisyonu toplandığında Çalışma Bakanlığı'nın önüne gelip gösteri yaptı mı? Yok. 7 milyonun onda biri 700 bin kişi gösteri yaptı mı? Yok. Yüzde biri 70 bin kişi yaptı mı? Yok. Binde biri 7 bin kişi yaptı mı? Yok. Ya 10 binde biri de mi yapmadı? Allah, 10 binde biri de yapmadı. Kapitalist düzende ücretler iki unsura göre belirlenir. Bir, karşılıklı güç dengesine göre, ikincisi mevcut kaynaklara göre. İşçilerin elindeki güç kaynaklarından biri eylemdir, mitingdir, gösteridir, biri de siyasi güçtür. Eğer 24 Haziran, 31 Mart seçimleri olmasaydı bunu da göremezlerdi. Çünkü Uluslararası Para Fonu, IMF'nin internet sitesine girip hepiniz İngilizce biliyorsunuz veya bildiğinizi zannediyorsunuz. Ama en azından okuyabilirsiniz. 30 Nisan 2018 tarihli IMF bülteninin ekinde 83 sayfalık bir Türkiye raporu vardır. 30 Nisan 2018 tarihli IMF bülteninin ekinde 83 sayfalık bir Türkiye raporu vardır. Bu Türkiye raporunda deniyor ki asgari ücret belirlenirken bir önceki dönem gerçekleşmiş olan enflasyonu temel almayın, hedeflediğiniz enflasyonu temel alın. Hükümet bunu uygulamadı. %26 zam verdi, o da Cumhurbaşkanı'nın maaşındaki artışa denk bir zamdır. Hatta 26'nın küsürü var, herhalde tartışmalarda o kullanıldı. Asgari ücretin tespitinde siz istediğiniz kadar rakamlara bakın. Bir de çok böyle bilimsel hesaplar yapılmış gibi küsuratlı bir şeyler çıkarırlar. Bunların hepsi sahtekarlıktır. Tarafların karşılıklı gücüne göre ve mevcut kaynaklara göre belirlenir asgari ücret. Eğer bugün 2020 lira olarak belirlenen, yani asgari geçim indirimi 190 küsür lira oldu galiba, onunla birlikte 2020 lira olan asgari ücretin belirlenmesinde eğer gerçekten asgari ücretlilerin binde biri gösteri yapsaydı, 7 bin kişi, o 2020 değil de 2100 olurdu. 70 bin kişi yapsaydı 2300 olurdu. 700 bin kişi yapsaydı 3000 lira olurdu. Bu iş bu kadar net. Kapitalist düzende olması gereken bir ücret yoktur. Mevcut koşullara göre, ekonomik kriz mi var, savaş mı var, ekonomik büyüme mi var, refah dönemindeyiz. Ayrıca karşılıklı örgütlülük, mücadele, o unsurları dikkate aldığınızda bir net tablo oluşur. 2020 size az gelebilir ama 2020'nin üstünü hak etmek için asgari ücretliler bir şey yaptılar mı? Yapmadılar. Bundan sonra ne olacak? Özellikle 31 Mart'tan sonra enflasyonda ciddi bir artış olacak. Çünkü ben iktisatçı, nasıl meteorolog şeye bakar, hava akımlarına bakarak size 3 gün sonranın hava durumuna ilişkin tahminlerde bulunur. Biz de cari açığa bakarız, merkez yönetim bütçe açığına bakarız, bankaların ticari kredilerinde geri dönüşe bakarız, tüketici kredilerine bakarız falan falan. Oradan belli sonuçlara ulaşabiliriz. İşler kötü gidiyor. Yani genellikle üretici fiyatları endeksinde, yani toptan eşya fiyatları endeksinde eskiden gerçekleşen rakam bir sonraki yıl TÜFE'ye yansır. Bu ara ÜFE, üretici fiyatları endeksi %38 civarında, bir ara 46'ya kadar çıkmıştı. Bunun gelecek yılki TÜFE'ye yansıması çok ciddi olacak. Türkiye tarihinde de zaten biz çok %60, %70'ler gördük ama bu aynı zamanda asgari ücretin hızla gerçek ücret anlamında düşmesi anlamına gelecek. O zaman bakalım seçimde olmayınca ne yapacak asgari ücretli arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Son sorumuz, son cevabımız. Sizin çok yanınızda devlet yönetimi nasıl olmalıdır demiş bir arkadaşınızda? Ben sosyalistim.
benim anlayışımda insanın insanı sömürmediği bir dünya var. Ha, ben görecek miyim? Ben göremeyeceğim. Ama bu iş topal karınca misalidir. Bir sömürüye karşı çıkarsınız. Kapitalizmin bu insanlara dayattığı gereksiz göstermelik tüketime karşı çıkarsınız. Kapitalizmin yalnızlaştırdığı insanların ilişkilerine karşı çıkarsınız. Ha, ne olur? 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bir gün insanlık buraya doğru ilerler. Benim bugünkü ana amacım bağımsız ve demokratik bir Türkiye kurulmasıdır. O devlet düzeninde demokratik olması gerekiyor. İnsanların çeşitli kanallardan sisteme katılabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. İnsanların asgari yaşam güvencelerinin devlet tarafından sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu işin temeli de Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği halkçılıktır, devletçiliktir, planlı ekonomidir. Bunlar gerçekleşirse benim inandığım nihai amacım doğrultusunda da önemli adımlar atıldığını düşünüyorum.